Merhaba arkadaşlar, Ezginin Örgü Aşk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek çemberi lif modelinin yapımını anlatacağım. Bakın çok güzel bir model arkadaşlar. Ben çok beğenerek yaptım. Tasarımı Instagram'da Lif Uzmanı sayfasına ait. Bu güzel modeli tasarlayıp bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel bir sayfası var arkadaşlar. Lif Uzmanı yazarak Instagram'a bakabilirsiniz sayfasına. Ben modelimi yaparken beyaz, mor, sarı ve yeşil renkler kullandım. Sizler de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bir de böyle çiçeklerimin ortasına arkadaşlar inci diktim. Benim incim birazcık küçük. Siz birazcık büyük olanından dikebilirsiniz. Öyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben böyle çiçeğimin bir tanesini yapmadım. Sizlerle birlikte yapmak için. Böyle çok hoş, çok güzel bir model. Boyutu da gayet ideal arkadaşlar. Böyle ortadan başlıyoruz. Ortasına da bir tane çiçek yapacağız. Ben onu da sizlerle birlikte yapacağım için yapmadım. Gereken malzemelerimiz dediğim gibi böyle istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Beyaz, yeşil ve çiçekleri de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 1.5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Çiçeklerimizi dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Renkli çalıştığımız için makasa ihtiyacımız var ve dediğim gibi böyle küçük incilere ihtiyacımız var. Tabii size kalmış, isterseniz dikmeye de bilirsiniz. Hemen model anlatımına geçelim. Bu arada model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hemen anlatıma geçelim arkadaşlar. Beyaz ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Birinci zincirime değil de böyle ikinci zincirime batarak bir tane halka oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Oluşturduğum halkamın içerisine fıstık yapacağım. İlmeğimi uzatıp başını doladım. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa doladığım fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içerisine 4 defa sardım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 2 zincir. Yeniden halkamın içerisine fıstık yapıyorum. 2 zincir. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. 2 zincir. Toplamda şu an 4 tane fıstık yaptım. 5.'yi yapıyorum. 5. ve son fıstığımız arkadaşlar bu. 5 fıstık üzerine kuruluyor modelimiz. 5. fıstığımı da yaptım. 2 zincir çektim. İlk fıstığımın tepesine batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum ve birleştirmemi yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi fıstığımızın üzerine batarak ilmek kaydırma yaptık ve birleştirmemizi yaptık. Burada iki fıstık çektiğim iki fıstık arasındaki yuvaya geçiyorum. İki zincir çekmiştik ya arasına, oraya geçiyorum arkadaşlar. Buraya 1, 2, 3, 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. İsterseniz 5 defa da sarabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yuvanın içine yeniden bir tane daha fıstık yapıyorum. Dörtlü sardığım fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. 1, 2, 3, 4 defa sardığım fıstığımı yaptım. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. kapattım. 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen karşıya 2 fıstık arasına geçiş yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincir çektim, başını doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapacağım. Kapattım. 2 zincir çektim, karşıya geçiyorum, başını doladım. 2 fıstık arasına yeniden bir fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir çektim, başını dolayıp aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Hemen karşıya geçtim. Buraya da fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını dolayıp aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve birinci fıstığımın tepesine batarak ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim ve şimdi şurada bakın ikili fıstığımız var. Bunun ortasına geçiş yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Her fıstık arasına bu sırada ikili yaptığımız fıstıklardan yapacağız. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Yeniden aynı yere bir tane daha fıstık yaptım. Kapattım. Yine araya 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın buraya fıstık yapıyorum. Her zincir yuvasına fıstık yapıyoruz bu defa. Bu sıramızda. Kapattım. 2 zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Aralara da 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. 2 fıstık arasına. Bir fıstık yaptım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu aradaki zincir yuvasına geçiyorum. Zincir geçişi. Oraya da bir tane fıstık yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. Kapattım. 2 zincir. Karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. Daha sonra buradaki zincir geçişine geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Bakın böyle ikili fıstıklar yaptık. Her bir zincir boşluğuna. Bunlardan toplamda 10 tane var. Yani şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu bu sıramızda. Şimdi yeniden 2 zincirimi çekmiştim. Burada fıstığımın tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum ilmek kaydırmayla ve şu zincir yuvasına geçiyorum. 2 fıstık arasına. Buraya geçtim. Bir tane zincir çektim. Aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Eliniz gevşekse bu zincir sayısını 4 yapabilirsiniz. Başını doladım. Bakın buraya yapmıyorum bu defa. Hep 2 fıstık arasına yapacağız arkadaşlar. Karşıya geçiyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Fıstıkların arasına 2 zincir. Aralara 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. 2 fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. Başını dolayıp aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Araya 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. 2 fıstık arasına geldim. Buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Araya 3 zincir çekiyorum ve 2 fıstık arasına geçiyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızı bitirdik. 2 fıstık arasına böyle ikili fıstıklar yaparak sıramızı bitirdik. Yine 3 zincirimi çektim ve ilk fıstığımın tepesine batarak birleştirmemi yapacağım. Bu şekilde yine 2 fıstık arasına geçişimi de yaptım. Bir zincirimi çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 2 fıstık arasına. Kapattım. 1-2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çekiyorum bu defa arkadaşlar. Araya. Başını doluyorum. Karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 2 zincir çektim. 2 fıstık arasına 2 zincir çekiyoruz. Diğer aralara da 4 zincir. Dediğim gibi kasılma olursa, eliniz çok sıkıysa bu zincir sayısını 5 yapabilirsiniz. Yine araya 4 zincir çektim. Karşıya geçiyorum. Kapattım. 2 zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. 2 fıstık arasına bir tane fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Araya 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde sıramızı tamamladık. 4 zincirimi çektim. Fıstığımın tepesine batarak birleştirmemi yapacağım. Ve 2 fıstık arasına geçiyorum. 1 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekip başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum bu defa. Araya 5 zincir çekiyorum. Başını doladım. Karşıya geçiyorum 2 fıstık arasına. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Araya 5 tane zincir çekip karşıya geçiyorum. Bu defa yine aynı işlemi yapıyoruz. Araya da 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da aralara 5 tane zincir çekerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Bu şekilde. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Fıstığımın tepesine böyle ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 2 fıstık arasına geçtim ve bir zincir çektim. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum. Şimdi her zincir yulasına artık böyle 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Araya da 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını doladım. Diğer 2 fıstık yuvasına geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir başını doladım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Araya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, başını doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Aralara da 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Böyle kasılma oluyormuş gibi gözüküyor şu an arkadaşlar. Ama bittikten sonra bu dümdüz oluyor. Diğer yaptığım modelde de bu şekilde oldu. Bittikten sonra düzeliyor. Yine de eliniz çok sıkıysa bu zincirleri bir tane fazla yapabilirsiniz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Her zincir yuvasına 3 tane fıstık yapalım. Aralara da 4 zincir çekelim. Evet arkadaşlar, her fıstık yuvasına böyle 3 tane fıstık yaptık. Aralara da 4 zincir çektik. Sıramızı tamamladık. Sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda da 4 tane zincirimi çektim. Ve buradaki fıstığımın tepesine sabitliyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Sabitliyorum. Zincir çekmeyeceğim. Karşıya geçeceğim. Buraya. Buraya geçişimi yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen fıstık yapıyorum bir tane. Fıstığımı kapattım. 1-2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın. Bu sefer 4 tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Bir alt sırada 3 fıstık yapmıştık. Burada 2'şer tane yaptık. Her boşluğa 4 tane oldu. Artırma yapmış olduk. Şimdi aralara 3 tane zincir çekeceğim. 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. Şuraya 2 fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen buraya 2 fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını doladım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum araya. Bakın 4 tane fıstık yapmış oldum. Başını dolayıp karşıya geçiyorum. Bu sırada da 4 tane fıstığımız olacak böyle üzeri arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Bakın her birinin üzerinde 4 tane fıstık oldu böyle. Sıramı bitirdim. 3 tane de zincirimi çektim. Birleştirmemi yapacağım. Fıstığımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi bu sıramızda her birinin üzerinde 6 fıstık olacak arkadaşlar. Hemen şöyle 2 fıstık arasına geçtim. Bir tane zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2 zincir. Başını doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2 zincir. Başını doladım. Bakın buraya yapacağım bu defa. Burada zincir var arkadaşlar. Oraya yapacağım. Buraya. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. kapattım. 2 zincir başına doladım. Şimdi 2 fıstık arasına bir tane yapıyorum. Kapattım. 2 zincir başına doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. 1-2 zincir çekiyorum. Bu defa aralara 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın üzeri de 6 fıstık oldu. 2 zincir çektim. Başına doladım. Hemen karşıya geçiyorum buraya. 2 fıstık arasına. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir başına doladım. Bu zincirin içerisine yapıyorum. Kapattım. 2 zincir başına doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir başına doladım. 2 fıstık ortasına geçiyorum. Kapattım. 2 zincir başını doladım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aralarda da 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Üzeri 6 tane fıstık olacak her birinin arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Aralarda da 2 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, her böyle dilimimizin üzeri bakın 6 tane fıstık oldu. Bakın artık böyle çok kıvrılmıyor da, gördüğünüz gibi ördükçe düzleşiyor bu. Hani kıvrılırsa sökmeyin lifiniz arkadaşlar. Ördükçe düzelecek. Şimdi 2 tane zincir çekmiştim. Bir tanesi söküldü, onu yeniden çektim. Fıstığımın tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum ve 2 fıstık arasına geçiyorum. Şimdi bu üçgen yaprak görüntüsünü vereceğiz. Artık artırma yapmayacağız. Buraya bir tane zincir çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 defa serdığım fıstık yaptım. Bu defa kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya geçiyorum bakın. Aynı yere yapmıyorum artık arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekli fıstık yapıyoruz artık. O ikili fıstıklardan yapmıyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. Başını doladım. 2 fıstık arasına geliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir başını doladım. Bakın bu zincir boşluğuna geçiyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım, 2 zincir çektim. Hemen karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Yaptım. Kapattım. Bakın üzerine 5 tane fıstık yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çektim. İleriye gitmiyorum artık arkadaşlar. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra buradaki zincir boşluğuma geçiş yapıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapacağım. Fıstığımı yaptım, kapattım. 1-2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya zincir boşluğuna geçiyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Burada son zincir boşluğuma geçiyorum. Beşli sardım, fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada da üzeri 4 fıstık oldu. Artık eksiltme yapıyoruz. Bir zincir çektim, çevirdim. Hemen bu zincir boşluğuma geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir çektim. Karşıya zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Çekiyorum. Başını da alalım. Hemen karşıya zincir boşluğuna geçişimi yaptım. Oraya fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Hemen buradaki zincir boşluğuma bir tane geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstığımı yaptım. Bu arada 3 tane fıstık kaldı burada gördüğünüz gibi. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Karşıya zincir boşluğuna geçiyorum. Yaptım fıstığımı, kapattım. Bir zincir. Bakın burada da 2 fıstık kaldı. Çeviriyorum. Eksiltme oluyor arkadaşlar bu şekilde. Çevirdim. Son bir tane boşluğum kaldı. Buraya ipimi sabitliyorum bu şekilde. Bir zincir. Buraya da fıstık yapacağım şimdi. Kapattım. Bir tane zincir çektim. İsterseniz 2 tane de çekebilirsiniz ve ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde yaprağımızı oluşturduk üçgen şekilde. Bu ipimi de arkadan kaybedeceğim, yok edeceğim. Şimdi diğer dilimimize geçiş yapıyoruz. Şöyle zincirimi çekiyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Sadece başlangıcını göstereceğim. Böyle 2 fıstık arasına ipimi sabitliyorum. Buraya fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Karşıdaki zincir boşluğuna geçiyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını doladım. 2 fıstık arasına geçiyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını doladım. Hemen burada zincir boşluğu var. Buraya geçiyorum. Kapattım. 2 zincir. Başını doladım. Hemen karşıya 2 fıstık arasına geçiyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Üstte de 4 fıstık kalacak arkadaşlar. Böyle aynı şekilde burada olduğu gibi öreceğiz. Tüm dilimlerimize aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Sizler yapın, ben de yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar, tüm yapraklarımızı böyle tamamladık, bitirdik, eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi yeşil kısmına geçeceğiz artık. Bir tane zincirimi çektim yeşil ipimle. Herhangi bir yaprağımdan başlayacağım. Burada geçiş zincirimiz var arkadaşlar. Hemen zincirin sağ tarafındaki fıstık var burada. Buraya ipimi sabitliyorum. Bakın böyle ikili fıstıklar yapmıştık toplamda 6 tane. Buradaki fıstığımın tepesine şöyle ipimi sabitliyorum sağ tarafa. Hemen buraya 1, 2, 3, 4 defa sardığım fıstığımı yaptım. Başını doladım. Karşıya geçiyorum. Tam karşısındaki fıstık var burada. Oraya geçiyorum. Oranın tepesine de 1, 2, 3, 4 defa sardım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Böyle ikili fıstıklar yapacağız. Şimdi buranın tepesine, fıstıklarımın tepesine dörtlü sardığım bir tane fıstık yaptım. Başını doladım. Bakın burada bir tane fıstığım var. Oranın tepesine batıyorum. Buraya. Dört defa sardım fıstığımı yaptım. İkisini birden topladım. Bir zincir. Başını doladım. Hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi şöyle ipimi geriye alayım. Burada bir fıstığım var. Bunun tepesine yapıyorum. 4 defa sardım. Kapattım. İkisini birden topladım. Bir zincir. Hemen tepesine bir tane. Ve karşıdaki fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Ve yanındaki fıstığın da tepesine bir tane. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum ve bakın burada en tepedeki noktaya geldik. Buradaki fıstığımın tepesine de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çekiyorum. Böyle ikili fıstıklar toplayarak en uç noktaya kadar geldik. Burada şimdi artırma yapacağız. Tepesine bir tane, başını doladım. Buraya aynı noktaya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Artırma yapmış oldum. Şimdi yeniden tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Ve buraya bakın bir alttaki fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Buraya doğru. Tepesine bir tane. Karşıdaki fıstığımın da tepesine bir fıstık yapıyorum. İkisini birden toplayarak bir tane zincir çektim. Yeniden tepesine bir. Başını doladım. Buradaki fıstığımın tepesine de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Ve buradaki fıstığımın tepesine de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki sıraya geldik. Bakın burada 5 tane tekli fıstık yapmıştık. Bir alt sırada 6 tane vardı. Gördüğünüz gibi burada 5 tane var. Tam o hizadayım. Bakın böyle aşağıya geldik. Burada dikkat edelim. Tepesine bir tane yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Zincirin sağ tarafında kalan fıstığın tepesine bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. Başını doladım. Ve karşıya geçiyorum. Bu ara zincirimizin sol tarafında kalan fıstığın tepesine bir tane yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Geçişlerde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikili fıstık toplayarak devam edeceğim böyle. Bu yaprağımızın uç noktasına gelene kadar ikili fıstık toplayarak devam edelim. Yeniden artırmayı göstereceğim. Evet. Şimdi bir tane daha ikili fıstık topladığımda yaprağımın en uç noktasına geliyorum. Fıstıklarımı topladım. Bir zincir çektim. Şimdi burada artırma yapıyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Yine ikili fıstıklar toplayarak böyle aşağıya kadar ineceğiz arkadaşlar. Ta ki burada bakın tekli fıstık sıramız var. Oraya gelene kadar buraya kadar yani bakın burada. buraya kadar ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz. Yine ara geçişini göstereceğim sizlere. Evet, ikili fıstık toplayarak söylediğim noktaya kadar geldim. Bakın burada 5 tane tekli fıstık sıramız vardı. Oranın tepesine kadar geldim. Şimdi ara geçişini yapacağız. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Yaptım. Zincirimin sağ tarafında kalan fıstığımın tepesine bir tane, bu zincirimin sol tarafında kalan fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar ikili fıstık toplayarak devam ediyorum. Yaprağımın uç noktasına geldiğimde artırma yapıyorum. Her yaprakta aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde uç noktaya kadar gelin. Orada artırmanızı yapın. Ara geçişlerde de dediğim gibi böyle üçlü fıstık topluyoruz arkadaşlar. Böyle kenarını gidelim. Yeşil ipimizle hepsini bitirelim. Ben de tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, böyle yeşil renkle etrafını gittik. Şimdi bitiş kısmını göstereceğim burayı. Sonuna kadar geldim, etrafını yaptım. Bakın sonunda böyle 2 tane fıstığım kaldı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada da ara geçiş zincirimiz var. 2 tane de fıstığımız var. Burada hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Hemen buradaki fıstığımın da tepesine bir tane fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım oldu. Kapatmıyorum. Başını doladım. Bakın burada ilk yaptığımız fıstıklar var yeşil iple. Buraya yapmıyoruz fıstık arkadaşlar. Burada 1. ve 2. yeşil fıstığımızın ortasına şöyle batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ipimi keseceğim. İsterseniz 2 tane zincir de çekebilirsiniz. İpimi kestim. Bu şekilde kenarını bitirdik. En üst beyaz kısmını yaptığımızda bu kıvrılma düzelecek arkadaşlar. Dümdüz olacak. Modelimi zaten göstermiştim ilk. O şekilde olacak. Şimdi ben ilk modelimde üzerini mor yapmıştım. Bunda da mor yapacaktım aslında ama şimdi pembe yapmaya karar verdim arkadaşlar. Sizler de istediğiniz renk yapabilirsiniz. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi aldım. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Hemen burada bakın ipi koparttığımız yer var. Aynı yere ipimi sabitliyorum. Buraya ipimi sabitledim. Ya da şu iplerimiz arkada dursun. Hemen buraya bir tane fıstık yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 defa sardığım fıstığımı yaptım. Başını doladım. Buradaki köşeye fıstık yapmıyorum arkadaşlar. Bakın burada köşe var. Buraya yapmıyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Buraya atlıyorum. Karşıya geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. İki tane oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. İkili fıstık yaparak devam edeceğim. Tepesine bir tane, karşıya bir tane fıstık yaptım. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Tepeye bir, karşıya bir. Tepesine bir tane, karşıya bir tane. Uç noktaya gelene kadar ikili fıstık toplayarak devam ediyorum. Son bir tane daha ikili fıstık yaptığımda bu uç noktaya geleceğim. Bir tane yaptım, bir tane de karşıya yaptım. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Pembe iple de çok güzel oldu arkadaşlar. Kamerada tam rengi gözükmüyor ama bu renkte yakıştı. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle yatık fıstığımız var. Uç noktaya geldik. İkili fıstığımızı yaptık. Yanına hemen bir tane artırma yapıyorum. Tepesine bir tane. Dibine bakın bu fıstık yaptığım yere bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Artırma yaptım. Kasılma olmasın diye bir zincir çektim. Şimdi bakın burada da bir artırmamız vardı. Yeşil iple artırma yapmıştık. Gördüğünüz gibi belli oluyor zaten. Bu artırmanın hem sağına hem soluna artırma yapmış olacağız bu sırada. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım. Karşıya bir tane. İkili fıstığımı topladım. Bir zincir çektim. Hemen buraya da bir tane artırma yapacağız. Buraya yapmıştık, şimdi buraya yapacağız. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Fıstık yaptığım yere, aynı noktaya bir tane fıstık yaparak artırma yapıyorum. İkisini birden topladım ve bir tane zincir çektim. Şimdi ikili fıstık toplayarak devam edeceğim. Tepesine bir, karşıya bir. Böyle ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz. Burada iki tane fıstık kalana kadar, bakın geçiş yerinde iki tane fıstık kalana kadar devam edeceğiz. Zaten iki fıstığımız var burada. İki tane daha ikili fıstık toplayalım arkadaşlar. Evet, iki tane daha ikili fıstık topladım. Bakın burada artırma yapmıştık. Oradan sonra toplam 3 tane ikili fıstık toplamış olduk. Burada artırma belli oluyor gördüğünüz gibi. Ve bu arada da bakın 2 tane fıstığımız kaldı bu köşeden önce. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam ediyorum. Geçişi göstereceğim arkadaşlar. Burada bir tane tepesine fıstık yapıyorum. Yeniden şöyle yaptım. Başını doladım. Hemen buraya bir tane yapıyorum. 2 tane fıstığımız oldu. Kapatmıyoruz. Tuttum fıstığımı. Bakın bu araya yapmıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Bakın burada köşeye yapmıyoruz. Buraya geçiyoruz iki fıstık arasına. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Artık ikili fıstık toplayarak uç noktaya kadar gidiyoruz. Böyle ikili fıstığımı topluyorum. Yine uç noktaya kadar geliyoruz ve orada da dediğim gibi arkadaşlar bir alt sırada artırma yapmıştık. Oranın hem sağında hem solunda artırma yapıyoruz. Böyle etrafına gideceğiz. İsterseniz videoyu biraz geriye sarıp oraya da yeniden bakarak yapabilirsiniz. Bu şekilde hangi renkte yapıyorsanız bu sırayı böyle gidip etrafını dolanıp tamamlayacağız. Sizler yapın, ben de yapayım, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etrafını böyle pembe ipimizle gittik. Bu şekilde bitirdik. Şimdi bu birleştirme yerini göstereceğim. Yine burada bakın 2 tane fıstığım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya bir tane fıstık yapıyorum tepesine. Hemen karşıya iki fıstığın arasına bir tane fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım oldu. Kapatmıyorum. Bu köşeye atlayacağım. Köşeye atlıyorum. Burada bir tane fıstığımız var. Yine iki fıstık arasına buraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın köşeye atladım. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi son sıramız olan beyaz renkle yapacağız son sıramızı arkadaşlar. Beyaz ipimi alıp geliyorum hemen. Beyaz ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada ipimi kestiğim yer var. Aynı yere batıyorum. Bu iplerimi daha sonra fıstıklarımın içerisinden geçirerek yok edeceğim. Şimdi buraya battım. Burada köşemiz var gördüğünüz gibi. Hemen yanındaki fıstığımız var. İki fıstık arasına batacağım. Bu köşeye batmıyorum. Burada iki fıstık arasına da batıyorum. Buradan geçiriyorum. İkisini birbirine birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi yeniden göstereceğim. Burası bitiş noktamız. İpimizi burada kesmişiz. Buraya tığımı geçirdim. Şu köşeyi atlıyorum. Burada bir fıstığım var. Burada da var bakın. Burada bir fıstığım var. İki fıstık arasına şöyle batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İkisini birbirine birleştirmiş oldum. Bu şekil. Bir zincir çektim. Buraya ipimi sabitledim. Şimdi buraya dörtlü sardığım fıstığımdan yapacağım. Böyle. 1, 2, 3. Dörtlü sardığım fıstığımı yaptım. Kapattım. Hemen karşıya iki fıstık arasına geçiyorum. Buraya sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen fıstık yapıyorum buraya. Kapatıyorum. Karşıya fıstığımı sabitledim. Bir zincir. Kapatıyorum. Karşıya fıstığımı sabitliyorum. Bir zincir. Kapatıyorum. Karşıya fıstığımı sabitliyorum. Bu şekilde etrafını gideceğiz. Yine bakın buraya kadar gelin arkadaşlar. Yani şuraya kadar gelin. Yine geçişi göstereceğim arayı. Böyle fıstık yaparak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet bakın buradaki ortadaki kısma doğru geldim. Hemen yanında burası ortası. 1-2 fıstık var gördüğünüz gibi. Buraya bir tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Bakın kapattıktan sonra buraya batıyorum. Bu ortaya batmıyorum arkadaşlar. Buraya batıyorum. Yanında fıstık var. Buradaki iki fıstık arasına batıyorum. Bir zincir. Böyle sabitliyorum. Bakın buranın ikisi birleşmiş oluyor. Bir zincir çektikten sonra birleştirme yaptığım noktaya bir fıstık yapıyorum. Evet fıstığımı yaptım, kapattım. Karşıya fıstığımı sabitliyorum. Bir zincir yine fıstık yaparak devam ediyorum. Sadece o orta kısımlarda ikisini birleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Böyle fıstık yaparak devam edelim. Yine anlattığım gibi bu ortalarda aynı işlemi yapıyoruz. Etrafını bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey varsa videoyu birazcık geriye alabilirsiniz. Oradan yeniden bakarsınız. Bu şekilde etrafını bitirelim. Evet arkadaşlar böyle kenarını bitirdik. Beyazla gittik, fıstık yaptık. Şimdi çiçeklerini yapacağız. Ben böyle sizin görmeniz için bir tane yaptım buraya arkadaşlar. Bir tane de sizlerle birlikte yapacağım. Diğerlerini de video bittikten sonra yapacağım. Ortasına da böyle puf çiçek yaptım arkadaşlar. Çoğunuz puf çiçek yapımını biliyorsunuzdur zaten. Eğer bilmiyorsanız da kanalımda videosu var arkadaşlar. Linkini de açıklamalar kısmına ya da yukarıya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz nasıl yapıldığına. Şimdi bu çiçeğimizi yapalım. Pembe ipimi aldım. Siz isterseniz benim diğer ilk modelimde yaptığım gibi isterseniz bir pembe bir sarı da yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini pembe renk de yapabilirsiniz. Ne renk isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime batıp bir tane halka oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle ilmeğimi uzatıp başını doladım. Oluşturduğum halkamın içerisine 3, 4, 5, 6, 7 defa sardım. Fıstığımı yaptım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi burada önden arkaya doğru batmıyoruz arkadaşlar. Arkadan öne doğru böyle battım. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine halkamın içerisine 7 defa sardım. Fıstık yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa sardım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. İsterseniz 4 tane de çekebilirsiniz. İsterseniz 5 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. 4 çektim bu defa. İlkinde 5 çekmiştim. 4 sanki daha iyi oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yedi defa sardım. Fıstık yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Arkadan öne doğru zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi keseceğim. Böyle ipimi kestim. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekip buraya ipimi hemen sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip 2 defa başını doluyorum. Yuvamın içerisine batıyorum. İlkini bir defa. Şöyle ilk ilmeğimi bir defa da çekiyorum. Yani bir tane çekiyorum. Sonra ikili çekiyorum arkadaşlar. Sonra tekli. Sonra ikili çekiyorum. Burayı çekmiyorum. 2 tane ilmeğim kaldı tığımda. 2 defa doladım. Bir tane tekli. Bir tane ikili. Bir tane tekli. Bir tane ikili çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 defa doluyorum. Bir defa da çektim. Şöyle ikili, tekli, ikili çektim. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Aynı şekilde 2 defa dolayıp şöyle bir taneli çektim. İkili, tekli, ikili. Bakın 5 tane ilmeğim kaldı. Bunların hepsini topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yine önden arkaya doğru ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle bakın yaprağımı da düzelttim. İlkini yaptık. Şimdi ikincisini yapmak için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum. Tekli çekiyorum. İkili, tekli, ikili. 2 tane ilmeğim kaldı. Yeniden 2 defa sardım. Tekli, ikili, tekli, ikili. 3 tane ilmeğim kaldı tığımda. Şöyle tekrardan yapıyorum. Tekli, ikili, tekli yapıyorum. İkili yapıyorum. Bakın 4 tane kaldı. Tekrardan yapıyorum aynı işlemi. Evet, toplamda 5 tane bakın böyle ilmeğim kaldı. Bunların hepsini şimdi topluyorum. 6 zincir çektim önden arkaya doğru. Şöyle sabitleyeceğim zincirimi. İnşallah çiçeğim düz durursa. Böyle sabitledim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle çiçeğimi de düzelteyim arkadaşlar. Bakın çiçeğimiz de bu şekilde. Şimdi dikelim. Şimdi şöyle minik bir tane ince aldım. İğneme de bu şekilde tek katlı lif ipi geçirip ucuna 2 tane düğüm attım. Böyle iğnemi çiçeğimin şöyle ortasından geçiriyorum ve ucuna şöyle incimi takıyorum. Bu şekilde. Şimdi içinden geçiyorum. Bu şekilde diktim arkadaşlar. Bunu şimdi lifime sabitleyeceğim. Şöyle göz kararı ben sabitliyorum. Buradan şöyle alta geçiyorum. Böyle ortasına geçerek dikiyorum. Bir defa daha geçeceğim. Siz daha sabit bir şekilde dikersiniz arkadaşlar. Bu şekilde diktim. Ve buradan düğüm atıyorum. İğnemi de fıstıklarımın içinden geçiyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Evet, bu şekilde çiçeğimi diktim. Aynı hizada dikmeye özen gösterirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çiçeklerinizi 2 renkte de yapabilirsiniz. Şimdi orta çiçeğimizi dikeceğiz. Puf çiçeğimi dikeceğim. Bu çiçeğimin ortasına da ben böyle yarım ince dikeceğim arkadaşlar. Siz isteğe bağlı olarak dikmeye edebilirsiniz. Ortasına böyle fıstık da yapabilirsiniz. Tomurcuk şeklinde. Böyle benim hoşuma gittiği için incili yapacağım. Şöyle önce incimi dikeyim buraya. Dediğim gibi puf çiçek yapımı videom var arkadaşlar. Şöyle incimi dikiyorum. Bu şekil incimi diktim. Bunu da ortaya dikeceğim. Şöyle alttan lifime dikerek geçiş yapıyorum. Bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ben 2 kez geçtim ama dikiş siz daha fazla geçersiniz üzerinden. Böyle alttan düğümümü atıyorum. Ve iğnemi de fıstıklarımın arasından geçiriyorum. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde. Diğer çiçeklerini de video bittikten sonra tamamlayacağım ben de. Bitireceğim lifimi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.